canı bu kadar kolay bir şekilde yok edebilir miyiz? Yani bu kadar kolay bir şey midir bu amaçlar için gibi. Bunun üzerinden böyle bir hikaye ortaya çıktı. Teknik olarak da geleneksel animasyon kullandık. Sel animasyon, kare kare çizdik. Bütün karelere daha sıcak bir görünümü olduğunu düşündüğüm için böyle bir şey tercih ettim. Bu kişi de hafızasını kaybeden bir kişiyi canlandırıyor aslında. Burada yaşanan travma aslında toplumsal bir travma. Yani Kenan Ülger denen karakter tabii ki soyut bir karakter. Burada toplumsal bir travma. Unutmalı mı? Unutmakla hatırlamak arasında. Yani unutsak mı daha iyi yoksa hatırlasak mı daha iyi vermeye çalıştığımız bir filmdi. Karşı olarak konumlandığımız ve onların da diğer taraf olarak konumlandığı bir ilişki biçimi söz konusu. Bununla da trafik işaretleriyle ilgili bir hani analoji kurarak anlatmaya çalıştık. Yani çekim tarzıyla ilgili söyleyebilirim. Yani içerisel olarak aynen katılıyorum. Yani senaryosuz bir çalışma biçimi, yani bir fikirle başlayıp bir fikrin hayat içindeki uygulamasını doğal ortamlarında, doğal hayatta kamera tutup yani çekim sürecince düşünme taraftarıyım aslında üslup olarak. Bu filmde de o tarz bir üslup kullandık. Daha çok videoya da yakın ama kurmaca öğeler de barındıran, bence öyküsü de olan. Bizim kaygımız tamamen çocuk odaklı. Oynaması gereken çocukların çalışmak zorunda kalmasıyla ilgiliydi. Dığımızda sürekli sanki onların yanındaymışız gibi kameranın etkisini kaybettiğimizde biraz daha içlerini açıyorlar. Bize karşı daha samimi, daha doğal oluyorlar. Tabii bu biraz zaman alıyor. Yani ben genelde filmlerimde röportajları son günlere bırakıyorum. Çünkü o ilk tanışma anında tam ne size güvenebiliyorlar ne de ısınabiliyorlar. Kamera etkisini kaybedemiyor. Dolayısıyla son günlerde de çekimleri yapınca, röportajları yapınca böyle biraz daha sıcak, samimi bir ortam oluşabiliyor. Şimdi sokak sanatçılığı o kısmı, o anlam biraz daha farklı olması gerekiyor. Yani hani metroya girip de işte gitar çalıp falanca kişilerin şarkılarını dillendirmek ne derece sokak sanatçılığı? Onu ben biraz hani sanatçılığı bakın çok yüceltmiyorum. Hani neticede hani bu çok yüceltilecek bir terim değilken Türkiye'de bence çok yüceltildiğini ben düşünüyorum bunun. Nasıl diyeyim, bir inşaat işçisi ya da bir bakkal ya da bir market görevlisi vesaire. Bunlar kendi işini yapan insanlar. Benim de yaptığım iş aslında bu, sanat. Öldürülen kadın sayısı, o öldürülen kadınların işte şeylere kaç yaşında, neden ölmüş, niye ölmüş. Tabii hepsinin ortak bir şeyi var. Büyük bir çoğunluğu 35 yaşını aşmamış insanlar. İşte niye öldürülüyorlar? Ya kocasından ayrılmak istiyor, ya kendi özgürlüğünü kazanmak istiyor. Tek başına bir birey olabilmek için, yani tek başına birey olmak için mücadele veren kadınlar. Ailesi tarafından öldürülüyor. Yani büyük bir çoğunluğu, %99'u kendi katilini tanıyor. Çünkü ömür, aslında ömür ve ölüm arasında bir yaşam yaşıyoruz ya. Ömür ve ölüm, yani aslında o şeydir bizim hayatımız. Yani bu kadınların ömrünü biz elimizden çaldığımız için, direkt ölüme sebebiyet verdiğimiz için aslında bilerek hepsini öyle koydum. Özge'ninki zaten Özge, yani ona atıf olduğu için ve onu oynayan insanın ismi de, yani oyuncunun ismi de Özge'ydi zaten, bir de öyle bir tesadüf oldu, öyle söyleyeyim size. Kendi coğrafyamda olan insanlarla çalışmayı tercih ettim bu filmde, daha anlaşılır olması için. Oraya gittim oyuncu seçmelerine. Uzun boylu olan çocuğu orada buldum. Yani taklit üzerine, yani böyle oyunlar oynayarak, ne bileyim, ikna ederek, rica ederek, çikolata falan filan, işte oyun oynarız akşam, PlayStation. Ya böyle sürekli bir kandırmaca içerisinde, çünkü çocuğun modu düşüyor. Ve modu düştükten sonra asla oynamak istemiyor ve bilerek kötü oynuyor. Ya onu sürekli rica minnet etmeniz lazım. Bendeki yöntem oydu. Yani ben yönetmenlik yapmadım onlara hiçbir şekilde. Zaten ben yönetmen olarak davrandığım zaman beni dinlemiyordu. Yani kendi istediği gibi oynamak istiyordu. Onun yapmak istedikleri içerisinde bir tanesine anlaşmaya varıyorduk. Diyordum abi bu iyi. Tamam, buna benzer bir şey yap. Öyle öyle çalıştık sonunda. Yani televizyon burada bir simge aslında. Ama benim kafamda hani televizyon bir araç olarak ilk kafamda canlanan figürlerden bir tanesiydi ve böyle televizyonların üretildiği bir fabrika hayal ettim ve o televizyonun ham maddesi olarak da hani
insan kemikleri kullanılsa ve yani bu sistem böyle işlese ve süreçte herhangi bir son olan bir süreç değil, yani bir bu şekilde devam ettiği sürece, orada koltuğa oturan kişi düğmeye bastığı sürece, şovlara kendini bıraktığı sürece ve o dünyanın gerçekliğine kendini inandırdığı, benzeştiği noktalar üzerinden bir dünya canlandı ve yani o dünyayı realize etmeye çalıştım.